Evet, şu anda Seyda Ahmet Çayı'ndayız. Seyda Ahmet Çayı diye tabir ettiğimiz bu bölgede de aşırı yağışların ardından buradan araçlar şu an geçemiyor. Su debisi çok yükseldi. Yükselen debi araçların geçişini engel ediyor şu anda. Yukarı bölgelere yağan yağmurdan sonra dereler vasıtasıyla sular buraya kadar geliyor. Şu an Seyda Ahmet Çayı tarafındayız. Sular yüksek. Bakalım su, evet, derin. Buradan araç geçmez. Araçlar şu an bekliyor burada, geçemiyor. Şu an Seyda Ahmet Çayı tarafındayız. Buradan geçemiyoruz, hareket edemiyoruz. Evet, görüyorsunuz buradan geçiş imkansız. Su debisi bayağı yükseldi. Su giderek yükseliyor burada. Buradan araçlar geçiş yapabiliyordu ancak şu anda derenin debisinin yükselmesinden sonra akan sular hızlandı ve şu an araçlar karşı yana ve buradan oraya bir geçiş yapamıyor. Burası tam olarak Seyda Ahmet Çayı diye tabir ettiğimiz bölgedeyiz. Akhisar Su Kuyuları mevki tarafında. Bu bölgede de su debisi yükseldi. Aşırı su yükselmesinden kaynaklı buradan araçlar karşıya geçemiyor. Geçiş maalesef imkansız şu anda. Araçlar bekliyor. Su çok yükseldi bu bölgede. Şu an Seyda Ahmet Çayı tarafındayız. Bu bölgeden geçişler çok zor. Burada da hareket etme imkanı çok zor. Evet, yaşanan felaketi burada da görebiliyoruz. Yaşanan bu afetin ardından derelerdeki suların debisi yükseldi. Eğer yukarıdan daha halen bu şekilde yağış devam ederse bunun daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Ki zaten şu andaki 3-4 saat önceki yağan yağmurun ardından buradaki debi daha yüksekti. Derenin debisi. Ama şu anda biraz daha durmuş seviyede. Ancak halen buradan hiçbir şekilde araç geçemez. Şu an tam olarak Seyda Ahmet Çayı'nın o bölgedeyiz. Havada kararmak üzere. Kararan havanın ardından yaşanan afet bölgesi tam olarak nasıl ortaya çıkacak? Pazartesi sabah daha belli bir durum ortaya çıkacak. Evet, burada su debisi çok yüksek. Su çok hızlı akıyor. Buradan araçlar karşıya geçiş yapıyordu daha önceden. Su debisi çok düşükken. Ancak şu anda buradan karşıya geçiş imkansız. Araçlar burada mahsur. Evet. Bulunduğumuz alanda çekim yapmak da çok zor. Çünkü su daha önce daha yukarılardayken
Yol kenarları sırf çamur halde. Evet, afet bölgelerinden çekimlerimize devam ediyoruz. Şehrin birçok bölgesinde aşırı yağmur ardından büyük hasarlar meydana geldi. Evet, araçlar buradan daha önce geçiyordu, su debisi düşükken. Ama şu anda buradan araçların geçmesi çok zor ve büyük tehlike arz ediyor. Bu yolu kullananlara tavsiyemizdir. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde bu yolu kullanmasalar daha sağlıklı olacak. Şu an Seyit Ahmet Çayı'ndayız. Seyit Ahmet Mahallesi tarafında, su kuyularının olduğu noktalarda. Yukarıda birleşen iki çay burada su debisini daha da yükseltti. Çayın yatağı daha geniş olduğu için su debisi daha rahat akabiliyor burada. Özellikle su üzerindeki pislikler, çöpler dikkat çekiyor. Burası Seyit Ahmet Çayı, Seyit Ahmet Mahallesi'nde su kuyularının olduğu noktada. Önceden buradan araçlar şuradan karşıya geçiyordu. Karşıdaki gördüğünüz araç şu an buraya geçmek istiyor ama geçemiyor. Çünkü su debisi çok yüksek ve çok hızlı akıyor. Buradan karşıya araçla geçmek çok tehlikeli. Evet, Kovalık'ta bulunan devlet hastanesi tarafına da gittik ama şu anda dışarıda bir şey görünmüyordu. O bölgeyi de inceledik. O bölgede şu an dışarıda görünen bir sorun yok. İçerisinde bir sorun var mı onu bilmiyoruz. Ancak Kovalık tarafında bulunan hastanenin dış çevresinde bir şey yoktu. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan devlet hastanesinde ise dış kısmında su vardı. O su boşaltımı yapıyordu. Şu anda Seyit Ahmet Çayı'ndayız. Görüyorsunuz su çok hızlı akıyor. Gerçekten büyük bir felaket yaşıyoruz, yaşadık. Halen de bu felaketi yaşıyoruz. Bu felaketin bıraktığı kalıntıları daha sonra yine göreceğiz. Ancak şu an yaşanan felaketin gösteren Seyit Ahmet Çayı'nı görüyorsunuz. Ne kadar hızlı bir şekilde suyun aktığını. Evet, tam bir afet yaşıyoruz. Bu afetin tam ortasındayız. Buradan biraz ilerlemeye çalışacağız ama ilerleşilmiyor. Su çünkü çok hızlı akıyor. Evet, gerçekten ürkütücü bir akıntı var. Önüne ne gelirse alıyor. Suyun üzerindeki çöpleri görüyoruz. Biraz daha ileriden görüntü aktarmaya çalışacağız. Ancak çok tehlikeli alanlar. Evet, görüyorsunuz. Suyun üzerindeki çöpleri. Önüne ne gelirse alıp götürüyor. Evet, şu an Seyit Ahmet Çayı'ndayız. Seyit Ahmet Çayı'nda su debisi çok yükseldi.
buradan karşıya araçlar geçebiliyordu. Şu anda araçlar geçemiyor. Araçlar bu alanda bekliyor veya geri dönüyorlar. Şu an geçiş buradan imkansız çünkü su çok hızlı akıyor. Buradan da görüntüde anlıyorsunuz, su çok hızlı ilerliyor. Evet, Seyda Ahmet Çayı'ndan da yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Başka bir bölgede yine gördüğümüz felaketleri canlı yayında sizlere ulaştırmaya çalışacağız.